Manşete hoş geldiniz. Ülkenin en büyük güvenlik açığı nedir? Düşünün biraz. İlerleyen dakikalarda hep beraber cevap arayacağız buna. Ama ondan önce bakmamız gereken bir iki konu var. Yani gerçekten hani bu kısır siyasi çekişmelere, iktidarla muhalefet arasındaki idrar yarışına falan geçmeden önce gerçekten ülkenin ana gündemi olan bazı konulara bakmamız lazım. Sonra sıra gelmiyor çünkü. Bakın ee, İbrahim Karagül diye bir kendini bilmez, Yeni Şafak'ın başındaydı sonra da işte görev değişimi oldu ne oldu. Diyor ki Girit'in dörtte üçü aslında Türkiye'nin Yunanistan varlığı aslında kanunsuz ki bunu da yani işte TRT haberdeki haberi alıntılayarak yapıyor. İşte Osmanlı'ya şuna buna bilmem neye falan atıfta bulunarak. İbrahim Karagül'e Ayşe Hür çok güzel cevap vermiş. Eğer bir zamanlar hükümran olmaksa o topraklarda meşruiyetin kaynağı Yunanistan'daki muadilleriniz de çıkıp Konstantinopolis dahil Anadolu'nun tamamı biz Yunanlılara aittir dese. Öyle ya onlar bu topraklarda M.Ö. 2000'li yıllardan 1453'e kadar hükümrandılar. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu değil mesele. Mesele şu. Artı gerçekten okuyorum. Honda 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapatarak gitti. Bu Girit'ten çok daha önemli bir mesele. Girit'in kimin olduğundan çok önemli bir mesele. Hoş. Girit sizin olsa ne olacak? 780 bin yani sizin Hollanda gibi filan böyle toprağa mı ihtiyacınız var? 780 bin kilometre kare toprağa ne yapmışsınız? İyi değerlendirmiş misiniz? Çorak mı? Kurak mı? Refahı iyi dağıtmış mısınız? Tarımı iyi dağıtmış mısınız? Endüstrileşmeyi iyi dağıtmış mısınız? Eğitim, sağlık ve bütün hizmetleri iyi dağıtmış mısınız? Ülkenin Edirne'sinde yaşayanıyla, Hakkari'de yaşayanı, Artvin'in yaşayanıyla, Muğla'da yaşayanı, Konya'da, Karaman'da, Yozgat'ta, Sinop'ta, Zonguldak'ta, Uşak'ta, Kütahya'da yaşayanı birbirine yakın benzer kalitede hizmet mi alıyor? eğitim, sağlık, gıda, yaşam kalitesi, güvenlik. Sen önce 780 bin kilometre kareye bir bak. Batı niye batı? Batı bu standartları üç aşağı beş yukarı hemen her şehrinde kasabasında tutturduğu için insanların ilgi odağı, hedefi, yerleşmek için hayalini kurduğu ülkeler. Bak Türkiye'de 97 yılından bu yana 24 yıldır üretime devam eden Honda, Gebze Şekerpınar'da bulunan fabrikasını kapattı. Son yerli üretim Honda Civic Sedan banttan indirildi. Budur önemli olan. Girit'in senin olup olmaması değil. Olan adalara ne yapmışsın? Gökçeada ile Bozcaada. Gidin bakın. Ne yaptığını görürsünüz dünya gözüyle. Evet. Şefika Nur paylaşmış. Abim Yusuf Bilge Tunç ve tüm kaçırılanlar için ben de bu güzel harekete destek vermek üzere orada olacağım diyor. Hareket koşulsuz adalet maratonu umut için pedal çevir sloganıyla 8 gündür yollarda. 5 Ocak 2020'den bu yana Gülistan Doku'dan haber alınamıyor. Bugün Yusuf Bilge Tunç ve Hayrettin Eren gibi kayıplarımız için tohum ekeceğiz deniyor. Evet. Kaybolan kaybolana Sırra kadem basan, sırra kadem basana. Deva Partisi 40 yılın başı iyi bir iş yapmış. KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç nerede diye soruyor. Mustafa Yeneroğlu 2016 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığındaki görevinden KHK ile ihraç edilen 2019 yılından beri de kayıp olan Yusuf Bilge Tunç'un nerede olduğunu meclise verdiği soru önergesiyle İçişleri Bakanı'na sordu. Bir başka konu Birkaç gün önce gündeme getirmiştik. Ordu'da süt yardımı operasyonunda 19 kişi tutuklandı. Yeni bir haber değil. 28 Eylül tarihli haber. Yeri gelip de değinemedim. Fikri takip bunu da mutlaka değerlendirmeliyiz diye düşündüm. Ordu'da cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine süt dağıtımı adı altında yardım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 19'u tutuklandı. 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diyor. Evet. Böyle kollarına girmişler. Her birinin bir polis. Suçları cezaevindeki cezaevinde yakın olan insanlara yardım götürmek. Evet. Bir başka konu. Uluslararası Organize Suç Raporu Türkiye bir mafya devleti haline geldi. Uluslararası Ulus ötesi organize suçlara karşı küresel girişim raporu ilk kez Kronos'ta yayınlanıyor diyor. Kronos 34.news sitesinden okuyorum. Türk hükümeti altın ve petrol ticareti, insan insan kaçakçılığı gibi suç pazarlarını kendi çıkarları ve siyasi amaçları için kullanıyor. AKP hükümeti suça yataklık etmekle kalmıyor, örgütlü suçların bizatihi failidir demiş İsviçre merkezli uluslararası sivil toplum örgütü. Türkiye bir mafya devleti haline Geldi başlığıyla Kronos'ta haberleştirmiş. Durum bu. Taşları bağlamışlar, itler serbest. Durum bu. Çok affedersiniz bazen ağzımı bozuyorum ama başka bir şeyi karşılamıyor bu lafı yani. Hainlerin hainliğe devam etmesi için namuslu insanların, hakperest insanların, işini düzgün yapan insanların ortada olmaması gerekiyor. Durum bu maalesef. Kapağımız neydi? Ona bakalım ve onunla siyasal gündeme ufak ufak girelim. Cem Toker, Erdoğan'ın uykularını kaçıracak Cumhurbaşkanı adayını açıklamış. Bu kapak, bu kapağı ben hazırlamadım. Yeni Çağ e, gazetesi bu kapakla internet sitesinde e, duyurmuş haberi. Haber şu, e, Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı olacak. E, Cem Toker, e, Stolku YouTube kanalında Nurettin Yıldız'ın e, konuğu oldu diyor ve orada konuşurken Millet İttifakı'ndaki isimleri değerlendiriyor ve Meral Akşener bölümünde şunu söylüyor. Diyor ki, Kılıçdaroğlu'nun çatı aday olması seçimin Erdoğan'a hediye edilmesidir. Katılıyorum. Ama İlhan Kesici, Meral Şener, Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu veya bu kriterlerde aklımıza gelmeyen başka biri Erdoğan'ı zorlar. Katılıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bence aday olmayacağını söyledi ama Meral Akşener Erdoğan'ın uykularını kaçıracak en önemli aday olur. Gerçekten son derece ilginç ama Cem Toker siyasetin nabzını iyi tutan isimlerden biridir son dönemde. Ne Kılıçdaroğlu, ne Davutoğlu, ne Babacan Meral Akşener kadar Erdoğan'ın uykularını kaçırmaz. Kesinlikle öyle. O arada Erdoğan Rusya dönüşü uçakta sorulara cevap vermiş veya işte hazırlanan soruları cevaplandırmış ya da onun cevaplandıracağı şeyler sorulandırılmış nasıl söylerseniz. Benim bin yıldır söylediğim, bin yıldır zaten hani farz muhal şey, öteden beri söylediğim, uzun zamandır söylediğim, hep söylediğim manasına başkanlık sistemiyle ilgili veya muhalefetin gündeme getirdiği güçlü parlamenter sistemle ilgili şu açıklamayı yapmış. Başkanlık sisteminden geri dönüş yok. Yeni anayasa ile ilgili Bahçe ile tekrar bir araya geleceklerini söylemiş ama diyor ki başkanlık sistemini getirdik bu sistemden memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe ortada. Bizi yıllarca geride bırakmış eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek yamalı bohça demek. Sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demek. Kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Yani bütün bunların hepsi şu anda yaşanıyor ama Erdoğan inkar ediyor. Sanki koalisyon yok şu anda. Cumhur İttifakı dediği şey koalisyon, koalisyon yani. MHP olmazsa Kürt diye düşer. Ama öteden beri söylediğim şeyi Erdoğan e, teyit etmiş e, uçakta. Benim öteden beri söylediğim şey şu. Bir kere daha e, tekrar edeceğim. Şu, e, şu üç şeyi aklınızdan çıkarmayın. E, Erdoğan... E, bırakın parlamenter sistemi, yarı başkanlık sistemine bile dönmez. E, dönmez dönemez. İki, hayattayken kimseyi ama kimseyi ne cumhurbaşkanı yapar kendi yerine ne de işte başbakan yapar. Tekrar başbakanlık sistemine dönüp başbakan olarak atar. Kimseyi ama. Kendi damadı kızı dahil, ailesi oğlu dahil neyse. Üç, Erdoğan'dan sonra AKP olmaz olmayacak. AKP tıpkı bir nazi partisi gibi e, tarihin kirli sayfalarında yer alacak. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Evet. Bunu bir kere daha tekrar ediyorum ve Erdoğan'a böyle bir imkanı verdiği için bu fikirlerimi anlatmama e, teşekkür etmiyorum. E, yerin dibine batsın. Erdoğan da Erdoğan yönetimi de yerin dibine batacak. Bunu göreceğiz ama neticede e, bu kişinin bir daha yani çiğneyip attığı bir şeyi bir daha tekrar çiğnemesi söz konusu değil. Kaldı ki çok alıştı. Kaldı ki parlamenter sisteme dönecekmiş, başbakan olacakmış, partisinin başında işte efendim mailiste şu bu ko... yani aklınız alıyor mu bunları sizin yani? Şu refaha alışmış, şu saadete alışmış, şu saray olanaklarına birazdan bakacağız. Yani milyarlarca TL halkın parasıyla bir konfor sürüyorlar. İşte şu şu anda oturduğu yer bir evin salonu veya sarayın bir odası değil. Uçak burası. Uçağı böyle bir salon haline getirmişler ve orada milletin parasıyla keyif çatıyorlar. Eli boş gitti, eli boş döndü. Milletin e, sırtına bir sürü kazık yüklendi. Pahalı doğalgaz gibi. Yeni bir S-400 alımı gibi. Evet. En büyük güvenlik açığı ülkenin Geliyoruz daha gelmedik. Geliyoruz daha gelmedik. Yani onun için bir kere daha hatırlatacağım. Uluslararası Organize Suç Raporu Türkiye bir mafya devleti haline geldi demiş. Erdoğan uykularını kaçıracak Cumhurbaşkanı adayı buydu. Cem Tokerer söylemişti bunu Meral Akşener olarak. Adım adım parlamenter sisteme gazete pencerenin manşeti. AK Parti muhalefetin tek adam rejimi diye adlandırdığı ve ilk seçimlerde değiştirmeyi vaat ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini müzakereye açmaya hazırlanıyor. Yemeyin bunu. Amaç 2023 seçimlerinin sistem referandumuna dönmesini engellemek. Heh. Gündemdeki yol haritasına göre AK Parti muhalefete gelin anayasayı birlikte değiştirelim, meclisin denetim yetkisini artıralım, bakanları meclis içinden seçelim diyecek. Muhalefet AKP ile bu konuda tek görüşme yapsın, ayaküstü bile görüşsün, taşlayın o muhalefeti. Nagihan Altı demiş ki yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi minimum çalışanı olmalı. Ben hiç şu açıdan bakmamıştım. Sedef Kabaş bunu iyi özetlemiş. Erdoğan seçilecekse Cumhurbaşkanı tam yetkili ve güçlü olmalı. Çankaya tüm siyasete hakim olmalı. Hatta Çankaya'da neymiş? Saraylar olmalı. Muhalefetin adayı seçilecekse Cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı. İç politikanın P'si bile Çankaya'ya girmemeli. Evet enteresan. Yani Erdoğan'dayken yetkiler eyvallah ama muhalefete geçme durumunda derhal küçültelim. Arşiv unutmaz paylaşmış. Başkanlık sistemi içi boş bir klişe slogandır. Erdoğan tipi başkanlık sistemi demokrasinin idam fermanıdır. Videosu da var. 43 saniye paylaşılmış. Açın bakın. Hoş Bahçeli'nin dünkü laflarıyla bugünkü laflarını yan yana getirip kritik etme dönemi geride kaldı ama doğru söylemiş. Bir zamanlar doğru konuşuyordu. Evet, bunu görmüştük. Soçi zirvesi Türkler Türk paylaşmış. Çok kötü çok çok kötü geçmiş. Suriye'den çıkmamız istenmiş. Doğalgaza zam geliyormuş. S400 alımı gündeme gelmemiş. Ve İdlib'in bu kış Suriye'nin olacağı tebliğ edilmiş. Böyle olacağı belliydi. Çünkü iktidarın kozu yoktu. Eli zayıftı. Türkiye'nin bağışıklık sistemini çökertmişti diyor Savaş Genç tek cümleyle bunu özetliyor. Saray ve AKP Türkiye'nin en büyük güvenlik açığıdır. Evet, ülkenin en büyük güvenlik açığı böylelikle tarafımızdan da açıklanmış oldu. Kerim Has paylaşmış. Önemli ki mühim bir Rusya uzmanıdır, Moskova'da yaşıyor. Bu kadar hızlı olacağını ben bile beklemiyordum. Bir kısım Rus medyası Putin Erdoğan görüşmesi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri askerinin tanklarla birlikte İdlib'in güneyinden M4 otoyolunun kuzeyine doğru çekilmeye başladığını yazıyor. Sahadan da doğrulatmak lazım diye notunu düşmüş. Daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan talimat verilmiş asker çekiliyor. O arada Emre Ulaş çizmiş Cilal taş devrinde tam da taşı gediğine koymuş. Ne şiş yansın ne kebap derken iki yiğit çıkmış meydane. Ee, Putin'in S-400'ü, e, Biden'ın F-35'i, İkisini birbirine kırdırmaya, dengelemeye çalışırken Erdoğan'ın kaşı gözü dağılmış durumda. Evet, Erdoğan hep böyle bir denge siyaseti güttü. Rusya ile Amerika arasında. Ve bunu başarıyla da getirdi yani bugünlere kadar. Ama şimdi artık dayak yiyen konumunda. Durum bu. Türkiye'nin en büyük güvenlik sorunu başında şantaja açık birinin olmasıdır. Aklın yolu bir herkes aynı şeyi söylüyor. Farklı kelimelerle aynı şey. Öyle ki diğer liderlerle görüşmeleri baş başa yapmak zorunda kalıyor. Zaman zaman bizzat kendi atadığı devletin resmi tercümanlarını bile alamıyor yanına. Ne görüştükleri ise meçhul. O arada yurdumda <laughs> ABD ülke ocakları tasarısı. Şimdi Amerika'da bir ülke ocakları tasarısı var. O da şu. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ülke ocaklarının terör örgütü olup olmadığını araştırılmasını içeren bir yasa tasarısını kabul etmiş. Ve işte efendim bu konuşuluyor. Yani ülke ocaklarının terör örgütü olup olmamasını bilemiyorum. Terör örgütü kabul edilir edilmez ayrı bir konu. Fakat ülke ocakları temiz bir teşkilat değil yani. Bunu da herkes aklına koysun. Bu geriye doğru 40-50 yıllık bir hikaye. Neyse meselemiz o değil. Fakat bunu e, Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın e, FETÖ'ye bağlaması enteresan. Hemere her konu olduğu gibi. Bir diğer enteresan olan da e, bu e, şeyin e, Ülke Ocakları'nın e, Amerikan temsilciler meclisinde e, terör örgütü olup olmadığının araştırılması ile ilgili konuda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yapmış ve demiş ki bu izansız talep işte efendim kongrede kabul edilecek nihai metinde yer almaması Amerika'daki Türk toplumunun örgütlenme ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılması özgürlükler ancak bu zaman hatırlanıyor. Türk dışişleri ülke ile ilgili bir konuda da ta ta tavır alıyor, taraf oluyor. Enteresan olan da bu. Evet. Bu fotoğrafı özellikle çok beğendiğim için getirdim. Üzerine iki şey söyleyeceğim. E, Melik Gökçek ile ilgili yayın yaparken, e, internette search yaparken karşıma çıktı. Melik Gökçek'in durumu bu. Sarayda Erdoğan'ın karşısındaki el pençe hal. E, dün bir vesileyle anlatmıştım. Bugün tekrar o konulara girecek değilim. E, Gökçek'in son dönemdeki saldırganlaşması ve sıkışmasının en önemli nedenlerinden biri bir savcının hakkındaki suç duyurusuna itibar etmesi ve ifadeye çağırması. Bu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan 2017 Ekim'inde ayrılmıştı galiba. Yaklaşık 4 yıl sonra oluyor. Erdoğan'dan habersiz, saraydan habersiz hiçbir savcı Gökçek'i ifadeye çağıramaz. Ondan dolayı tutuşmuş durumda. Bana dokunulmaz, dokunulamaz noktasından nasıl böyle bir noktaya geldik diye telaşta. Ondan dolayı da bütün geriye doğru ne var ne yok. E, cemaatle, FETÖ neyse artık bir ilgisi olmadığını falan şey yapmaya çalışıyor. Ortaya koymaya çalışıyor. Ondan dolayı da hiç alakasız e, insanlara saldırıyor. Durum budur. E, aslında meselesi Erdoğan'la. Yani buna da e, böyle bakmak lazım. E, bu vesileyle bunu da söylemiş olayım. Bülent Korucu e, çok iyi yakalamış. 2014 yılında hizmete açılan Erdoğan'ın sarayına 2019'da 11 milyon, 2020'de 31 milyon onarım harcaması yapılmış. 500 yıllık sultan saraylarına bile bu kadar onarım masrafı çıkmıyor. Külliye daha 7. yılında aynen öyle. 2014'te açılan bu külliye 7 yılda ne bu onarım masrafı kardeşim? Yani neresi bozuldu da tekrar onar onarıyorsunuz yani? Enteresan bir şey iyi yakalamış. Tebrik ederiz. Bir başka konu tüm mallarına el koyuldu diye haber. Bütün gazetelerde var. Hürriyet de böyle koymuş. Ee, Hrant Dink cinayetiyle ilgili davada ki Hrant Dink meselesiyle ne alakaları varsa Ekrem Dumanlı dikkat çekici Zekeriya Öz'ün bilmiyorum mal varlığı var mı yok mu ee, Türkiye yani yurt dışına çıktığından beri herhalde zannediyorum 2015'ten bu tarafa sesi soluğu çıkmıyor Keşke çıksa konuşsa anlatsa ee, Bildiklerini paylaşsa ama Ekrem Dumanlı paylaşıyor Mal varlıklarına el konuldu haberi üzerine Hrant Dink davasıyla alakalı alakasız Oraya hiç girmeden Ekrem Dumanlı'nın tweetini ekrana getireceğim. Bu kaçıncı mahkemeden mal varlıklarına el koyma kararı diye e, soruyor. Ne Türkiye'de ne de başka bir yerde evimde yok arsam da bunu bile bile mahkemeler neden mal varlığına el kondu diyerek algı yapıyor bilen var mı diye sormuş. Evet. Bir dikili taşı bile olmayan kişilerin mal varlığına üst üste el konuluyor ve algı yapılıyor. Böyle de haber oluyor. Bunu okuyan da zanneder ki işte insanların arsaları, evleri, villaları, katları, yatları var. Ee, enteresan. Olmayan bir şey el koyuyorlar yani. Ve bunu da böyle köpürtüyorlar. Evet. Gerçek gündemi kaçırmak için. Gerçek gündem bu. Sosyal ağlarda dolaşımda benim de çok dikkatimi çekti. 2005 yılında çeyrek altın 38 lirayken 2021 yılında 600 gram çiğ köfte 39,5 TL. Durum budur. Yani bundan 16 sene öncesine, 16 sene şu anda 600 gram çiğ köfte bir kişinin iki kişinin yiyebileceği kadar bir rakam. Ee, 600 gram çiğ köfte 16 sene öncesinin çeyrek altınını yakalamış durumda. Yani vatandaşa ancak böyle anlatılır enflasyon. Yani başka nasıl anlatılır gerçekten bilmiyorum. Evet biraz evvel e, gündeme getirmiştik bu grafiği bulamadım dışişleri sözcüsü yememiş içmemiş. Amerika'ya ülke ocakları tepkisi gösteriyor. Esefle karşılanmış falan. Türkiye dışişleri Türkiye dışişleridir ama artık sapsaman birbirine karıştı. Sana ne ülke ocaklarından? Evet. Son notumuz kaymakam Faruk Saygın kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu. Ben buna bir şey demeyeceğim de. Herkes bir Erdoğan. Herkes bir işte efendim Hakan Fidan. Herkes bir Hulusi Akar. Herkes bir padişah. Kendi hanesinde, yöresinde. Orada değilim, sadece şuradayım. Küçüklüğümden beri düşündüğüm bir şeydir. Kafa yorduğum bir şeydir. Çünkü hepimiz gibi ben de bir ilçedeydim. Mersin'in bir ilçesinde doğdum, büyüdüm. işte efendim ok ilkokul, ortaokul okudum. Kaymakam vardı ilçemizde ve o kaymakamın ne işe yaradığını o gün de anlayamadım, şimdi de anlayabilmiş değilim. Kaymakamlar ne işe yarar? Valiler ne işe yarar? Gereksizdir gereksiz bir e, cumhuriyet artığı kadrodur. E, derhal e, bu iş seçimle iş başına gelen belediye başkanına e, devredilerek bitirilmelidir. Batı'da kent yönetimlerinin başındaki insanlar seçimle iş başına gelirler. Dört yılda bir, beş yılda bir ve her şey ona bağlıdır. Eğitimde, poliste, öbürü de, bir iki de. Evet. Düzgün çalışırsa bir sonraki seçim gene alır. Çalışmazsa bir başkası kazanır. Ama Türkiye gibi kendine güven olmayan devletlerde devlet kaymakam vali atar her yere. Asker de vardır zaten garnizon komutanı ne demekse. Bir tarafta garnizon komutanı bir tarafta vali kaymakam ortada seçilmiş belediye başkanı bir şey yapabilecekse. Onun da görevine çöp toplamak. İyi düşünün. İyi düşünün. Ee, ezbere bu hale gelmedik böyle bir günde sabahtan akşama ve sadece AKP ile geriye doğru genetik olarak ülkede böyle tuhaf sorunlar var. Böyle tuhaf sorunlar var. Ülkenin en büyük güvenlik açığı konulu manşeti böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim hoşçakalın.